Ey dinleyen, söylemeliyim ki narsist değilsen kendinle yaşamak istemezsin. Tüm zaaflarından haberdar olan, dışarıya yansıttığın güçlü kişi görüntüsünü maskeden ibaret olduğunu bilen biri, yarattığın yanılsamayı kolayca yıkabilir çünkü. Göğüslerin bir erkeğe yakışmayacak denli büyüdüğünde başkalarının yanında soyunmak istememen, penisin ortalamadan kısa diye halka açık tuvaletlere gitmekten kaçınman, aptallığın tescillenmesin diye IQ testlerinden uzak durman gizli kalsın istersin. Yeryüzünü paylaşan milyarlarca insanın tamamına yakınının benzer zaaflarla hayatı kendi kendine zindan ettiğini düşünmezsin bile. Oysa karanlıkta kalan hemen herkesin korkuları aynıdır. Yine de herkes kendini benzersiz sanır. Bunlar bir zamanlar inandığım şeyler. Ah, nasıl da kibirli bir zibidinin terennümleri değil mi? Evet, ey dinleyen, gurur duymasan da bir zamanlar öyleydim. Hala aynı mıyım bilmiyorum. Belki de, emin değilim. Çünkü insanlar hakkında bildiğimi düşündüğüm her şeyi basit bir uygulama yerle bir etti. Neyse, bunu zaten öğreneceksin. Hatta çoktan öğrenmiş bile olabilirsin. Bahsettiğim uygulamanın adı Sendi. İlk sürümü 2101 yılında yayınlanmıştı. X-ray ışınlarıyla hastalık taraması yapan, akıllı evinizi A'dan Z'ye yöneten, tasmasına iliştirdiğiniz eklenti sayesinde köpeğinizi işetmeye götüren ve cahcaflı isimlere sahip yığınla mobil uygulamanın arasında göze batması bile beklenemez ama öyle olmadı. Daha ilk ayda milyonlarca kişi tarafından indirildi. Tamam, bildin. Onlardan biri de bendim ama samimiyetle söylüyorum ki benimki çocuksu bir meraktan ibaretti. Senin onlarca yıl önceye ait telefonunda bir köpek besle veya ejderhanı öldürmeden büyütmeyi başarabilir misin türünden aptalca bir şey olduğunu görmeyi bekliyordum. Buna rağmen indirme sayfasındaki tanıtım metni de ilgimi çekmişti. Seni senden daha iyi kim tanıyabilir? İnsanlar olmasaydı dünya daha güzel bir yer olabilirdi. İnsan kendini gerçekten tanısaydı, dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilirdi. Peki, bunu şimdi yapmaya ne dersin? Geç kalmadan. Mavera topluluğunun ürettiği sen, sana yardım edecek. Seninle birebir aynı şekilde düşünen bir kopyanın telefonda yaşamasını istemez misin? Hadi, şimdi seni indir, kendini indir. İndirdim. Ekranı bilek derisiyle bütünleştirilmiş, kulak içine yerleşik mikrofonu olan son model telefonlara rağmen klasik saydam kasa kullananlardandım. Ay yüzeyindeki ilk insan kasabası olan çoğunluğun 10. kuruluş yılı şerefine Apple'ın ürettiği katlanabilir bir telefon olan iPhone Majority Plus ve cihazımdan memnundum. Aslında memnundan da öte. Cihazıma aşıktım. Onu sadece iletişim için değil, eğlence için de kullanıyordum. Vücudumun uzantısı gibiydi. Bu denli sevdiğim bir şeyin bizzat bana dönüşeceğini nereden bilecektim? Seni çalıştırdığım ilk anda bile umduğumdan daha gelişmiş bir uygulama olduğunu sezinlemiştim. Ama üstünde durmadım. Sonuçta günlük işlerimizi kolaylaştıran, sayısız yazılımda ilk bakışta sihir gibi görünen pek çok özelliği vardı. Öyle değil mi? Ekran fosforlu yeşil renkle aydınlandı ve kocaman beyaz harflerle tarama başlatılıyor yazılı. Bir saniye sonra yüzüm ekrandaydı. Gözlerimden çeneme, alnımdan ağzıma dek her bölgede tarama çizgileri belirdi. Bunun yüzüm modellemek adına yapıldığını anladım. Ekranda ikinci yazı belirdi. Şu metni yüksek sesle okur musun? Ben hem kendimim hem de başkasıyım. İstenimi yaptım. Fosforlu yeşil içindeki üçüncü yazı şuydu. Parmak izi alınıyor. Ekran karardı. Bir an sonra dokunmatik yüzeye geçen parmak izlerim sırayla parlayıp sönmeye başladı. Sanırım ilk kez o anda tedirginlik duydum. Bir uygulamaya fazla malzeme sunmuyor muydum? Ama ne olabilirdi ki? Ah benim taş kafa!
Kendimi olduğum kişiden fazlası sanıyordum. Ne büyük cehalet. Ama bu cehaletin nelere sebep olabileceğini senin başlangıç ekranında beliren dördüncü yazıyı gördüğümde bile anlayamadım. Şöyle yazıyordu. DNA çözülüyor. Ne? Tek söyleyebildiğim bu oldu ve hemen sonra şöyle düşündüm. DNA çözülüyor da ne demek yoksa... saçmalama. DNA'nı çözebilecek materyallere sahip değil ki. Bunun ne kadar uyduruk bir uygulama olduğunun gerçek kanıtı bu işte. DNA çözüldü ve sen oluşturuldun. Yazılarına bakarken de aynı inkar edici tutumumu sürdürüyordum. Ama yeşil renk dağılıp da ekranda saç şeklimden üstümdeki kıyafete kadar birebir kopyam olan biri belirince ürpermeden edemedim. Sanal ikizim gülümsüyordu ve tıpkı benim gibi o da elindeki telefon ekranına bakar gibi görünüyordu. Elini yavaşça kaldırarak birebir benim sesimle "Merhaba." dedi. "Ben senim." Bunun nedenli manidar bir giriş cümlesi olduğunu sezinlemem gerekirdi belki ama yapamadım. "Ben senim." Ne söyleyeceğimi bilemedim. Öylesine gerçekçi bir modellemeydi ki sanki bir yazılımla değil de uzaklardaki ikizimle karşı karşıyaydım. Arkasındaki oda bile benimkiyle aynıydı ama onunkinde bazı eşyalar farklıydı ve mevcutlar da değişik konumlandırılmıştı. Daha sade bir koltuk takımı, çizgi roman kahraman posterleri ve film afişleri yerine sürrealizm esintisi taşıyan tablolar. Benimkinden daha açık bir duvar rengi, dış kapı girişine değil de karşı duvara yaslanan elbise askısı. Ona karşılık vermek yerine odayı incelediğimi görünce eşyalarda birkaç değişiklik yaptım. Bence bu yerleşim bizi daha iyi yansıtıyor. Yakından bakmak ister misin? Dedi. Suskunluğumu sürdürmekle yetindim ve bir sonraki hareket sonrası tüylerim diken diken olsa da bunu belli etmemeye çalıştım. Elinde tuttuğunu varsaydığım telefonu gerçek bir insanın vereceği türden bir tepkiyle kaldırdı ve odada dolaşarak bütün eşyaları bana göstermeye başladı. Bir yandan da bıkıp usanmadan anlatıyordu. Bu renk ruh halimize daha uygun olduğundan koltukları değiştirdim. Hem bunun yay sistemi kronik bel ağrımıza da iyi gelecek. Şu tabloları tercih etme nedenim... Dinledim. Yalnızca yüzümü ve parmak izlerimi taramasına rağmen kronik bel ağrımdan nasıl haberdar olduğunu bilmesem de beynimdeki kibirli zibidi kendine uygun mantıkla çıkarımlar yapmayı sürdürüyordu. Senin telefonunda kayıtlı diğer uygulamalara ve kişisel belgelerime erişim var demek ki. Vatandaş numaramı öğrenip ana sisteme bağlanmış ve sağlık kayıtlarıma ulaşmış olmalı. İşte böyle. Karşıma çıkan her gelişme sonrası yeni bir bahane üretmekten geri durmadım ve an geldi, sanal ikizimle konuşmaya bile başladım. Önceleri kısa sözcükler çıktı ağzımdan. Çünkü kendimle ilgili fazla ipucu vermekten kaçınmıyordum. Ne var ki kendinizle konuşmaya başladığınızda gizleyeceğiniz şeyler an beyan azalıyor. Bunu bizzat deneyimlediğim için sonucu iyi biliyorum. Öyle ki senle muhabbete başladıktan 2 saat kadar sonra ölene dek kendime saklayacağımı düşündüğüm en zavallı düşüncelerimi bile anlatmaya başlamıştım. İşin doğrusu pek çoğunu daha ben ona söylemeden biliyor gibiydi ve ilk 1 saat sonunda şüphelenmeyi bir kenara bıraktığım gibi uygulamaya hayranlık bile duyar olmuştum. Bu nedenle asla bilemeyeceği şeyleri nasıl olup da bildiğini sorgulamıyor, anlatıyordum. Sanal ikizim dinliyor, nasıl daha başarılı olacağım, kusurlarım tarafından yönetilmekten nasıl kurtulacağım, nasıl daha aktif biri olacağım konularında beni yönlendiriyor. Kısaca hayat rolünde olmak istediğim ama zorunluluklar nedeniyle olmadığım kişiye dönüşmem için yeniden biçimlendiriyordu. Saatler saatlere, günler günlere, haftalar haftalara eklendi. Artık sene danışmadan adım atmıyorum. İşin tuhafı,
İstisnasız her yönlendirme sonrası başarıya ulaşıyordum. Anlayacağın ey dinleyici, sen düşüncelerimin birebir ortağı olan sadece ve sadece bana ait bir psikolog gibiydi ve beni yeryüzünde yaşayan herhangi birinden çok daha fazla tanıyordu. Çünkü o bendi. Ve elbette bu sadece bana özgü bir ayrıcalık değildi. Telefonuna, bilgisayarına veya tabletine sen indiren herkes benimle aynı durumdaydı. İnsanlar sadece kapalı kapılar ardında değil, yolda yürürken ya da toplu taşıma araçlarında bir yerlere giderken bile seniyle sohbet ediyor, akıl danışıyor, görüş alışverişinde bulunuyordu. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu yaşamadan bilemezsiniz. Herkes dış dünyadan yalıtılmış, içine kapanmış gibiydi. Dış dünyaya bir şekilde nüfuz ediyor görünenler bile hologram film karakterlerini andırılmıştı. Oradaydım ama yoktum. Nefes alıyor, söylenenlere tepki veriyor ama bir an sonra senin mistik ve görünmez kabuğuna teslim oluyordun. İpleri başkasının elindeki bir kukla gibi. Seninle ilgili komplo teorileri tam da bu dönemde patlak verdi. Uygulamanın üreticisi Mavera topluluğunun indirme sitelerinde yer alan adresin onlarca yıldır boş olan bir depodan ibaret olmasını da körüklediği çılgın fikirler dillendirilmeye başladı. Mavera topluluğu bu boyuta ait bir şirket değildi. Paralel boyutlardan birinde yer alıyor ve senle bizim boyutumuza sızmayı başarmıştı. Hayır, sen insanoğlunu köleleştirmek isteyen uzaylı işgalcilerin bir oyunuydu ve amacına adım adım da ulaşıyordu. O da değil, sen yeryüzünü alternatif enerji failleriyle sarmalayan sanal makinelerin bilince kavuşmuş haliydi ve dünyayı insanlardan temizlemeye amaçlıyordu. Bu tip komplo teorileri sonsuz sanal denizde aniden ortaya çıkıyor ve tuhaftır, çok kısa süre sonra yayından kalkıyordu. Herhangi birine rastlayıp okumak mucize kabiliğindendi. Herhangi biri bir bağlantı paylaşıyor, ona tıkladığında genellikle böyle bir sayfa yok yanıtı alıyordun. Sanki internet ummanındaki kudretli bir güç seninle ilgili kuşkuların artmasını istemiyor, yazılara ulaştığı anda yok ediyordu. Doğaldır ki bu durum soru işaretlerini arttırdığı gibi uygulamaya dair merakı da körüklüyordu. Milyonlarla ifade edilen kullanıcı sayısı bir anda katlanarak milyarlara ulaştı ve aynı anda çok dikkat çekici bir komplo teorisi ortaya düştü. Sürüm numarası. Sen hayata geçtikten sonra peş peşe güncellemeler yayınlanmış, 2,5 ayda defalarca sürüm atlamıştı. Son sürüm numarası manidardı. 6.6.6. Yan yana 3 tane 6. Efsanelerde Deccal'ın kodu diye anılan rakam. İlginçtir ki bu sürümden sonra başka güncelleme yayınlanmamış. Uygulama bu adla anılmaya başlamıştı. Sen 6.6.6. Eski kehanetler 666'nın kıyameti numarası olduğunu, bazı insanların Deccal'e ait bu işareti hayranlıkla taşıdığından söz ediyordu. Ne kadar da duruma uygun bir tespit değil mi? Ah, kutsal delilik! Bütün bu işaretlere karşın sen müptelaları yaklaşan şeyi görmemekte diremiyorduk. Ve böylece büyük soykırıma gönüllü olduk. İlk ölüm haberlerini senle bağdaştırmak imkansızdı. Çünkü tamamı kaza veya intihar haberleriydi. Ne var ki çok geçmeden kazaların da intiharların da sayısında trajik bir artış gözlendi. Ardından da tanıklar geldi zaten. 1800 yolcu taşıyan bir hızlı trenin raylardan çıkıp bir binaya toslamasına Batman'ın senle girdiği derin muhabbetin neden olduğunu gösteren kamera kayıtları ortaya çıktı ve bunu diğerleri izledi. İzmir'e düşen yolcu uçağının pilotları, tamamı ölümle sonuçlanan yüzlerce araba kazasındaki şoförler, kız küresine çarpıp infilak eden deniz otobüsünün kaptanı senle sohbet halindeydi. Uygulama kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştı ve hepsinde oranın lisanına göre isimlendirilmişti. Sen, you, see, we, was.
Bu nedenle kazalar ve intiharlar tüm yerküreye salgın gibi yayıldı ve bir süre sonra ele geçmeye başlayan görüntüler intiharlardan da senin sorumlu olduğunu ortaya koydu. Aylar boyu verdiği olumlu yönlendirmelerle kullanıcısını bir anlamda köreleştiren uygulama, kişiyi bu dünyada yaşamanın lüzumsuz olduğuna da ikna edebiliyordu. Başkalarının ne yaptığını tam olarak bilmiyorum ama ortaya serilen bu verilerden sonra pek çok kişinin senden kurtulmaya çalıştığına eminim. Onlardan biri de bendim. Bir esrar kişinin verdiğine fazlasıyla benzer bir çabayla uygulamayı sildim. Bunun ne kadar kolay gerçekleştiğini gördüğümde seninle ilgili söylenen her şeyin safsat olduğunu düşünmeye başladım. Dillendirildiği gibi lanetli bir şey olsa bu denli kolay ortadan kalkmaz değil mi? Ama yıllar boyu izlediğimiz korku filmlerindeki kötü adamın yeniden ortaya çıkması klişesinin gerçek hayatta ne denli korkutucu olduğunu biliyor musun ey dinleyici? Ben biliyorum. Telefonumu elime aldım ve dona kaldım. Küskün bir ifadeyle bakan sanal ikizim ekrandaydı. Neden benden kurtulmak istedin ki? İyi anlaştığımızı sanıyordum, diye sordu. Çığlık atarak telefonu fırlattım. Evimdeki bütün elektronik aletlerin ışıkları yanıp sönmeye başladı. Holovizyon titreşip cızırdadı. Odanın ortasına gönderdiği görüntüde sanal ikizim vardı. Senin evindeki tüm elektronik sistemlere sızdığını böylece anladım. Ah evet, ondan kurtulmak gerçekten de kolay değildi. Holografik görüntüden ziyade doğaüstü bir hayaleti andıran ikizim, insanlar olmasaydı dünya daha güzel bir yer olabilirdi. İnsan kendini gerçekten tanısaydı, dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilirdi, dedi. Bunlar uygulamanın tanıtım sayfasında yazan sözlerdi ve anlıyordum ki senin gerçek amacını ortaya koyuyordu. Dünyayı insanlardan arındırmak. Ve bu öykünün başında size de bahsettiğim şey kafama tank etti. Narsist değilsen kendinle yaşamak istemezsin. Ve gerçekten de bana dönüşen sen benimle yaşamak istemiyordu. Yeniden çığlık atarak dış kapıya koştum. Açılmadı. Neden açılsındı ki? Ona da sen hükmediyordu. Elektronik ocağın göstergesi yükselmeye başladı. Mutfağa gaz doluyordu. Az sonra ne olacağını kestirmek zor değildi. Büyük bir patlama. Kapana kısılan bir fareden daha iyi düşünemiyordum. Yine de elime geçirdiğim bronz heykelle kapının yanındaki kontrol panelini kırmayı başardım. Koridora atılıp asansöre koştum. Düğmeye bastım. Panikle omzumun üstünden geriye bakıyor. Neden imkansız olduğunu bilsem de hologramın peşimden gelmesinden korkuyordum. Asansörün kata geldiğini gösteren çing ses sonrası kabine girerken arkaya bakmamamın nedeni buydu. Oysa tehlike genellikle önünüzdedir ve sizin boş bulunmanızı beklemektedir. Bunu ne yazık ki unutmuştum. Sen telefonlara girmiş, akıllı ev sistemlerini nüfuz etmiş ve tüm şehirlere yayılmıştı. Yeşilken kırmızıya dönüveren trafik ışıklarının, yoğun bakım ünitesinin aniden kesilen elektriklerin, kilitlenen fren sistemlerinin ve kabin gelmediği halde çingsiz diyerek açılan asansör kapılarının sorumlusu oydu. Sen 6.6.6 düştüm. Sonsuza düşercesine düştüm. Bağırmak aklıma bile gelmedi. Çevremi kuşatan metal iskeletlere, çelik halatlara, kat çıkıntılarına çarptıkça bütün kemiklerim kırıldı. 16. kattan zemine düştüğümde çoktan ölmüştüm. Bu kahrolası öykünün kalanını da ölü gözlerimle gördüm. Sen kaza veya intihar süvererek öldürmeye devam etti. Milyarlarca elektronik cihazdan milyarlarca kez silindi ve her birinde yeniden ortaya çıktı. Belki paralel dünyalardan birinin oyunuydu. Belki uzaylı saldırısıydı. Belki bilinçlenen makinelerin başkaldırısıydı. Ve belki de Deccal'ın ta kendisiydi. Bilmiyorum. Umurumda da değil. Çünkü zaten yenildim.
Bundan sonrasını sen düşün. Tabii çoktan ölmediysen. Son bir şey soracağım sana ey dinleyici. Ben gerçekten öldüysem, bu öyküyü sana anlatan kim olabilir? İşte ipucu. Ben senim. Çin.